Herkes erken gelmiş bakıyorum. Şerife öğretmenim. Hoş geldiniz. Ben dahil tabii. Evet, bekleyemedik. Evet, ben de yani bilgisayar başındayım. Hadi bakıyorum, saatleri sayıyorum falan. Dedim bir Ben kapıya de. bakayım gelmişler midir? Çok iyi Evet. yaptınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür iyiyiz. İşte burada İstanbul ortamında kendimizi korumaya çalışarak, başkalarına da saygı göstererek işte işe de gidip geliyorum. Yani idare ediyorum ne kadar. Çok mutluyuz sizi aramızda gördüğümüz için. Kırmadığınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Ben de mutluyum. Bir araya geldik. Evet. 5, 6, 7, 8'ler mi Evet, olacak? ortaokul. Ortaokul, evet. Biraz daha toplanalım diye bekliyorum. Daha kalabalık olacaktık normalde. Evet. Yoruluyor çocuklar tabii. Ben şimdi bakayım kimleri görüyorum. Melek, Sude Naz, Sefa Nur. Tabii belki annelerinizin adıdır bilmiyorum ama burada ne Yok. görüyorsam onu Zoom'a okuyorum. bayağı hakimler. Kendi isimlerini Evet. değiştirmişlerdir. Müslime, Meliha Gamze, evet, Alime, bir öğretmen Osman Noyan, öğretmen herhalde, değil mi? Evet. Evet, müdür yardımcımız. Öğretmen Birazdan Osman Bey. heyecanımı yeneyim diye Aytun Hanım, kendimi biraz bekletiyorum. Birazdan tanışmak için inşallah. Mehmet da, Mehmet Koyuncu, Nur, başını okuyamadım ama Nur'un, evet, okuyamadım. Merhaba. Merhaba. Evran Nur, Meltem, Adnan, Dürdane, Osman Buğra, Gülhan Koyuncu. Kardeş misiniz siz Mehmet'le? Gülhan. Evet. Şerife ve Bahar. Hayır. Tesadüf o zaman soyad. Evet. Gülbeyaz, Yağmur, Zekiye, Meryem, Zeynep. İki Köy okulu olduğu dakikamız. için ortak soyad epey çok okulumuzda. Evet, şimdi öbür sayfaya da bakayım. Oyalanıyoruz. İki dakikamız kaldı. Evet. İsimleri sayıyorum. Mehmet Koyuncu bir daha geldi buraya, bu sayfayı. Aliye Nur imiş. Diğeri okuyamamıştım. Evet, Meltem. Hep okudum okudum. Zeynep Naz, seni okumadım. Zekiye Nur'u da okudum galiba. Yağmur İrem'i de, Gülbeyaz. Evet, herkesi okumuşum. Şimdiye kadar gelenler tabii ki. Evet. Diğerleri hani ismi var ama kendileri yok. Yüz görüntülerini göremiyorum. Ah evet, bir Çağla İzzet geldi. Evet, Çağla Çağla hocamız, Dürdan hocamız, okulumuzun öğretmenleri. bir dakika, öyle mi? Çağla bir dakika ama Çağla Budak. Tabii o kadar uzaktan bir resim ki yani Evet. evet, Hocam hoş yetiştim. geldiniz siz de. Çağla hocam, Hoş. Dürdan hocam. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Evet. Çocuklar da aile üzere. Evet. Artık zamanımızı doldurduk herhalde. Değil mi? Evet, yavaş yavaş ben bir giriş yapayım isterseniz. Tamam. Evet. Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Çok mutluyuz sizi aramızda gördüğümüz için. Gönül Tatlım. isterdi ki okulumuzda ağırlayalım. Göz göze bakalım, kitaplarımızı imzalatalım ama bu Evet, dönemde işte. artık Evet, buna bu da şekilde şükür. oldu. Evet. Evet, teknolojinin imkanlarından yararlanmaya çalışıyoruz biz de. Evet. Hocalarım ve öğrencilerimiz, sizler de hoş geldiniz. Çıkın hocam. Ben sözü Osman Hoş hocama bulduk vermek hocam. istiyorum. Okulumuzu bir Hoş anlatsın. bulduk. Buyurun hocam. İyi akşamlar Aytun Hanım. Merhabalar. 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 Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür. Evet, idare ediyoruz. İyi, İyiyiz. Allah iyilik versin inşallah. Aytun Hanım, öncelikle şunu sormak istiyorum. Bizim okulumuzun YouTube kanalı var. Ben bunu şu an kayıt altına alıyorum. Sizin için bir herhangi sakıncası yoktur, değil mi? Yok, hayır. Hiçbir sakıncası yok. Paylaşacağız inşallah o şekilde. Aytun Evet. Hanım, bildiğiniz üzere bizim okulumuz Aksaray ile Eskili ilçesi Kaputaş köyünde eğitim öğretime devam eden bir köy okulu. Biz bu köy okulu kalıbından biraz daha uzaklaşabilmek için elimizden gelen bütün imkanları sağlamak istiyoruz. Bu neticede de Şerif Hocam sizinle iletişime geçti. Size de çok teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp aramıza katıldınız.
Evet. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de sizin için de uygun olursa hep birlikte böyle şey etkinliklere imza atmak isteriz. Biz okul olarak gerçekten kitap okumaya çok önem veriyoruz. Sağ olsun Türkçe öğretmenlerim de. Ben kendim idareci olarak müdür yardımcısıyım okulda. Önem vermek istiyorum. Çünkü çocukların her şeyden öncesinde okuduğunu anlaması gerekir. Bütün derslerle, hayatla ilişkileri bu şekilde olur diye düşünüyorum. Evet. Mesela sizi de Şerif Hocam davet etmişti. Bir sosyal medya grubumuz var. Sen de oku, sen de anlat, taş kapı projemiz var. Burada çocuklar okudukları kitapları video olarak buraya yüklüyorlar. Beğeni sayısı ve öğretmenlerimizin hazırladığı kriterler doğrultusunda. Biz bunları kendimizce sıralama demek istemiyorum aslında ama ödüllendirebilmek için. Hani zaten hiçbir öğrencinin ödülsüz bırakmamaya çalışıyoruz. Bu şekilde kitap okuma alışkanlığını veya farklı projelerimiz var. Valimizin Twitter etkinliği olsun, öğretmenlerimizin okuma saatleri olsun. Bunlar için uğraşıyoruz. Uğraştığımızın sonucunda açıkçası tam olarak istediğimiz noktaya geldiğimizi şahsım adına düşünmüyorum. Öğretmenlerimle istişare ettiğimde de onlar da siz çok deneyimli birisiniz. Ülkemizin kazandırmış olduğu nadine hani yetkin edebiyat yazarlarından birisiniz. Bize bu konuda tavsiyeniz var mıdır? Eğer bu konuda bana, öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilere tavsiyeleriniz varsa veya söylerseniz sizin gibi bir edebiyat yazarımızın bunu söylemesi daha etkili olur diye düşünüyorum. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Zamanın çoğu sizin, öğrencilerimin. İnşallah güzel bir söyleşi olur. Tekrardan öğrencilerim adına, öğretmen arkadaşlarım adına ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun Osman öğretmen. Ben şunu söyleyeceğim. Elinizden geleni yapıyorsunuz. Bu çok belli. Gönül vermişsiniz. Hani çocuklar gelişsin, geleceğe hazırlansınlar diye. Fakat her şey aslında çocukların kararı. Başarmak istiyorlarsa, yapmak istiyorlarsa yapacaklar. Ama ben hiç umurumda değil diyorsa yapmayacak. Yani dolayısıyla aslında çocukların anlaması gerekiyor ki sizin bütün bu söyledikleriniz, bütün bu onlar için yaptıklarınız size bir şey kazandırmıyor. Sizi hiç sizi değiştirmiyor. Çocukları değiştiriyor ve çocukları kazandırıyor. Bunu fark etmeleri lazım. Yani biz yetişkinler olarak deneyimliyiz, biliyoruz, hayatı tanıyoruz az çok. Tabii ki gençlerden, çocuklardan daha çok tanıyoruz. Neyin önemli olduğunu farkına varıyoruz. Çocukluğumuzdaki eksiklikleri görüyoruz. Onlar da tamamlasınlar istiyoruz ve bunları aktarıyoruz onlara. Bunları fark etmek, anlamak ve değerlendirmek artık onların elinde. Ben şöyle söyleyeyim. Hayatta çok önemli olan bir şey var. Bütün meslekler için çok önemli. Yazar olmak için ya da şair olmak için, yazıyla bir şey yapmak için değil, öyle bir meslek seçmiş olmak için değil. Ne meslek seçerseniz seçin, en önemli şey dilinizi iyi kullanmak. Eğer dilinizi iyi kullanabiliyorsanız, her meslekte, seçtiğiniz her meslekte başarılı olursunuz. Düşünün ki dilimizle, ailemizle iletişim kuracağız, iyi iletişim kurmak istiyoruz. Çocuklarımızla, arkadaşlarımızla, sizler sınıfta birbirinizle dilinizle ilişki kuruyorsunuz, iletişim kuruyorsunuz. İş hayatında iş arkadaşlarınızla iletişim kuracaksınız. Bu iletişim kurmada kullandığınız dil çok önemli ve bu dili de şimdi bu yaşlarda kitaplardan kazanıyorsunuz. Televizyondan falan değil, kitaplardan. Ve işte o kitapları okuyarak, o kitaplardaki sözcükleri kendine mal eden ve artık o sözcüklerle kendisini, duygularını, düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilen insanlar başarılı olacaklar. Çünkü onlar dili iyi kullanabildikleri için sadece konuşurken değil, sadece kendileri yazarken ya da okurken değil, aynı zamanda bir başkası konuşurken onu anlamada da başarılı oldukları için iletişimleri çok güçlü olacak ve her meslekte mutlu olacak. Ama eğer bu söylediklerimizin onların iyiliği için, onların geleceği için olduğunu fark edemiyorsa da inanın yapacak hiçbir şey yok artık. O zaman ben eskiden çok üzülürdüm. İsterdim ki bütün çocuklar farkına varsın. Fakat ben şunu farkına vardım.
bir sınıfta 30 kişi varsa 31. yok o sınıfta. Bir sıralama var. Çok başarılılar, çalışanlar, ders dinleyenler. Üstelik de kitap okuyorsa eğer algısı genişlemiş olduğu için, daha kolaylıkla anladığı için az bile çalışsa öğretmen anlatırken anlıyor zaten. O yüzden daha başarılı oluyor diğer arkadaşlarından. Ama bazıları da sınıf sonuncusu oluyor. Peki sınıf sonuncusu olmak kimin kararı? Çocukların kendi kararı. Dinlemez, çalışmaz. Yani böyle bir karar vermiş. Şimdi ben hayat, bakın ben 69 yaşındayım. Çevremde çok insan var, görüyorum. Kimi çok başarılı, kimi vasat, kimi de başarısızlıktan yakınıyor. Ama yani o başarısızlığı da kendi seçti. Ben ne yapabilirim ki? Başarılı olana da bakıyorsun, o da kendi seçti. Yani kendi yaptıklarınız çocuklar, bakın gençler, burada ortaokulsunuz siz, ilkokul yok aramızda. Onun için böyle konuşuyorum ben size. İleride ne olacağı tamamen size bağlı. Hiç kimse sizi başarıya ulaştıramaz. Siz kendiniz ulaşacaksınız başarıya. Size sadece başarılı olmanın yollarını biz gösterebiliriz. Bakın yol bu deriz. Siz o yola girersiniz ya da girmezsiniz. Bu da sizin kararınız olur. Çok da üzülmemek lazım öğretmenim. Yani çünkü eminim ki bütün yaptıklarınızla, çalışmalarınızla birçok öğrenciye ışık tutmuşsunuzdur. Herkese ışık olmak imkanı ne yazık ki yok. Üzülüyoruz. Ben de biliyorum siz de üzülüyorsunuz. Tabii ama kesinlikle. Biz evet, vicdani olarak rahat hissedebilmek için ve gerçekten bir şeyler yapabilmek için okul idaresi olarak, öğretmen arkadaşlar olarak canla başla çalışıyoruz. Şükürler olsun. Yani bu burada çok da söylemek doğru mu bilmiyorum ama hani ilçe birincilikleri veya geçmiş yıllarda fen lisesi kazandırma sayılarımız iyi. Ama biz çok istiyoruz ki biraz daha iyi olsun. Köylü çocuğu bunlar. Ben kendim de köylü çocuğum. Bu konumlara kolay şekillerde, şartlarda gelmedik. Herkes güzel bir noktada olsun ve her şeyden öncesinde sizin de dediğiniz gibi her meslek dalını ve her yerde dilini kullanmak çok önemlidir. Bizim dil bizim, ülke bizim, vatan bizim. İnşallah elimizden geldiği kadar sizlerin de sayesinde bunu aşılamaya çalışacağız. Konuşmanız için çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Ben eminim. Buradaki grup, bakın bütün gün ders yaptılar, yoruldular. Şimdi bu saatte televizyon izlemek isteyebilirler ya da başka bir şey yapacaklardı, belki oyun oynayacaklar. Ama geldiler, buradalar. Ben eminim ki bu grup kendi başarısını daha şimdiden çizmeye başladı, yolunu çizmeye başladı. Katılanlara da hepinize kutluyorum, merhaba diyorum. Merhaba. Evet. Şimdi soruları vardır herhalde, değil mi Şerif öğretmenim? Evet. Onlar sorabilir, ben ona göre yanıt veririm. Öncesinde benim birkaç sorum vardı ama isterseniz direkt olarak öğrencilerin sorularına da geçebiliriz. Tamam, arada siz de sorun. Belki tamam, de çocuklar soracak sizin soracağınız soruları. Tamam, öğrencilerimizden başlayalım o zaman. Arkadaşlar el kaldırabilirsiniz. Siz mi seçmek istersiniz, ben seçeyim mi? Yok, öğretmenim siz seçin, evet. Peki. Büşra Aydoğdu. Büşra, sesini açabilirsin. Öncelikle merhaba, geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben 6A sınıfından Büşra Aydoğdu. Öncelikle birkaç şey söylemek istiyorum kitaplarınız hakkında. Süper Çocukların dördüncü çok iyiydi. Neden sormak istiyorum? Bir dakika. Süper Çocukların sonrasını duyamadım. Dördüncü serisini çok beğendim. Nereden esinlendiniz sormak istiyorum. Şimdi evet, duyamamışım demin. Süper Çocukları ben yenilerde yazdım. Sanıyorum 4-5 yıl oldu. Aslında Süper Gazeteciler diye bir serim var. Herhalde aranızda bazıları okumuştur onu. Evet, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz Süper Gazetecileri okudu. 5 ve 6. sınıf öğrencilerimiz Süper Çocukları okudu. Şimdi o Süper Gazeteciler ortaokul kitabıdır tabii ki. Fakat bakıyorum ilkokul öğrencileri de getiriyor. Her yaş getiriyor imzalamam için. Ben de dedim ki daha rahat okunabilen, Süper Gazetecilerin çünkü kurgusu çok ağırdı, daha karışıktı. Evet. Biraz daha rahat
okunan, yani bir adım daha önce okunabilen, rahatça okunabilecek maceralar yazayım o zaman dedim. O yüzden süper gazetecilere de gönderme olsun diye süper çocuklar dedim. Peki konusunu nasıl seçtim? Onu da sana anlatayım. Ayla Çınaroğlu diye ülkemizin çok değerli yazarlarından Ayla Çınaroğlu. Çok da yakın arkadaşımdır benim. Yıllar önce birlikte bir tatile gittik. İşte ben tatile giderken yanıma çok kitap alırım. Tatilde böyle kalın kitapları falan hep tatilde okurum. Bir kitap okudum. Sonra da Ayla Çınaroğlu'na dedim ki, aa bakın dedim, bu kitap çok güzel. Burada dedim bir kahraman var. Sinestezik. İşte bir harf söylediğin zaman onu renkle hemen tanımlıyor. Ya da bir sayı söylediğinde o sayının bir rengi var falan diye anlatıyordum. Ayla Çınaroğlu'nun kızı, ki 30 yaşın üstündeydi o sırada, döndü bana dedi ki, aa herkes öyle değil mi dedi. O zaman şaşırdım. Önce zannettim ki benimle dalga geçiyor, şaka yapıyor. Ben de aldım bir kağıt kalem. Söyle bakalım o zaman dedim. 3 ne renk? Bana bir renk söyledi. İşte 8 ne renk dedim, söyledi. A harfi nedir dedim. Karışık karışık sordum. Bana böyle renkleri detaylı olarak tarif etti. Yani tirşe yeşili, işte parlament mavisi falan gibi yani renkler söylüyor. Tamam, ben hepsini not ettim. Aradan birkaç gün geçti. Hemen dedim ki Ayça gel bakalım dedim, sana soracağım. Söyle bakalım 3 ne renk dedim. İşte 8 ne renk dedim. Aynı şeyleri söyledi. Yani şaka falan etmiyormuş, gerçekten sinestezikmiş. Ve ne annesi ne kendisi bunun farkında. Şimdi o bana, yani düşünmeye başladım. Dedim ki ne özelliklerimiz var hepimizin. Çok farklı birbirinden özellikleri var. Ama biz sanıyoruz ki herkeste o vardır. Dolayısıyla kendi özelliğimizin, özel olduğumuzun farkına bile varmadan işte Ayça gibi 30 yaşını geçiyoruz, düşünün. Yani ben de dedim ki kahramanları böyle işte sinestezik ve diğer, şimdi 4 kitabı da okuduğu için biliyor, tetrokromat da var orada. Böyle çok farklı dünyada var olan farklı özelliklerde kahramanlar yaratayım. Eğer kendinde varsa bunun da farkına varmış olacak. Okuyanlar küçük yaşta fark edecek dedim. İşte seri böyle ortaya çıktı. Büşra, teşekkür ederim sorun için. Teşekkür ederim. Büşra. Rica ederim. Tamam. Evet. Bir de Sefa Nur'a söz verelim. Sefa Nur. Öncelikle hoş geldiniz. Ben 7. sınıfından Sefa Nur Yayar. Size Süper Gazeteciler serisiyle ilgilenen kitap Süper Gazeteciler 2 Park'taki Esra kitabı. Kitap okurken arkadaşlık bağının ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Karakter olarak da Elif karakterini kendime çok benzettim. Çünkü Elif benim gibi meraklı ve örnek almak istemediği şeyleri örnek almıyordu. Kitap çok eğlenceliydi. Ben okurken çok zevk aldım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim bu güzel yorumun için. Evet, teşekkür ederiz Sefa Nur. Sefa Nur'un videoları da çok genelde yüksek beğeni alan videolardır. Kendisini çok iyi ifade eder okuduğu kitapları. Teşekkürler Sefa Nur. Hatice Kübra. Merhaba Atilalı Hanım. Öncelikle bize zaman ayırdığınız için teşekkürler. Sağ ol canım. Size birkaç sorum olacak. Sorumdan önce hikayenizin süs derisini çok beğendim. Okurken çok zevk aldım. İsterseniz şimdi soruma geçeyim mi? Tabii, evet. Sor bakalım. Okuduğunuz ilk çocuk kitabı hangisidir? Şimdi hani konuşmaya başlarken dedim ya ben 69 yaşındayım. Tabii çocuk kitabı dediğin zaman çok uzun seneler öncesine gitmek lazım. Doğrusu ilk okuduğum kitabı pek hatırlamıyorum. Fakat evimize gelen ilk kitabı çok iyi hatırlıyorum. Resimli bir kitaptı. Fakat onu okuyamadık. Hiçbirimiz okuyamadık. Çünkü Almancaydı. Evde de Almanca bilen yoktu. Sadece resimlerine bakıyorduk. İlk kitabı oydu. Sonra da ilk okuduğum acaba neydi? İnan ki hatırlayamıyorum.
Hatice Hanım, ben araya girmek istiyorum. Yani. Yaşınızı siz söylemiş, ben gerçekten çok genç gösteriyorsunuz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Zeynep Naz? Alta Zeynep Naz. Zeynep Naz sesini açmadım. Sonra alalım Zeynep Naz'ı. Evet, öyle yapalım. Ben orada bir soru sorayım size. Sizin gibi evet. Yazar olmak isteyen çok öğrencimiz var. Siz onlara ne tavsiye edersiniz? Dillerini çok iyi öğrenmesini öneririm. Çünkü hayal gücü deseniz çocuklar da bizden daha da çok hayal gücü var. Hep hayal kuruyorlar. Konular deseniz zaten konular etrafta, hayatın kendisinde nereye baksanız bir öykü var yani anlatılacak. Evet. Ama önemli olan onu iyi bir dille anlatmak. İşte o dili kazanmak için de kitaplar okumalı ve bir defter alıp deftere de duygularını, düşüncelerini ve anlatmak istediklerini oraya yazmalı. Bu çok önemli. Yani sadece konuşarak değil, sadece dinleyerek değil, sadece okuyarak da değil ama yazarak da aslında yazdıkça da daha güzel yazmaya başlayacak. Evet. Önemli olan budur. Çok teşekkürler. Zeynep Naz sesini açabiliyor musun? Açtım hocam şimdi. Tamam. Öncelikle hoş geldiniz. Ben 6. sınıfından Zeynep Naz Eski. Bugün size birkaç soru soracağım. Mete kitap okumayı çok seviyor ve bu çok güzel. Ama neden bunun bilinmesini istemiyor? Neden arkadaşları Mete ile dalga geçiyor? Çünkü birisi çok iyi yaparsa bir şeyi nedense arkadaşları biraz da kıskançlıktan olsa gerek alay etmeye başlıyorlar. Yani hiç kimse alay edilmekten hoşlanmaz. Çok üzebiliyoruz arkadaşlarımızı bazı nedenlerden. Bazen saçından alay ediyoruz, ayakkabısını alay ediyoruz, bazen yaptığı bir resme dalga geçiyoruz o resimle. Ve farkına varmıyoruz. Ne kadar kalbi kırılıyor aslında, ne kadar üzülüyor arkadaşları böyle davrandığı zaman. Mete de nedense erkekler kitap okursa hemen diğer erkek arkadaşları dalga geçiyorlar onlarla. Aa, kitap mı okuyorsun? Ne yapacaktı? Kavga mı edecekti yani? Yumruklaşacaklar mıydı? Yerde yuvarlanacaklar mıydı? Ne yapsın isteniyor? Futbol mu oynayacaklar? Tabii ki kitap okuyacak, kendisini geliştirecek ama birisi alay ettiği zaman da tabii ki çok kalpleri kırılıyor, üzülüyor. O yüzden gizliyor. Arkadaşları belki alay eder onunla diye. Halbuki mesela kızlar daha dayanıklı bu konuda, okuma konusunda. Rahatlıkla okuyabiliyorlar ama erkek çocuklar biraz zorlanıyorlar. Ben hani burada da hepinize söyleyeyim, sakın birbirinizle hiçbir nedenle alay etmeyin. Çok kırıcı bir şey. Ve şimdi bu yaşlarda birbirinize söylediğiniz ve kalp kırdığınız hiçbir şey unutulmayacak. Onu da bakın şimdiden söyleyeyim. Çünkü ben dedim ya bak kaç yaşına geldim ama ilkokuldayken hangi arkadaşım beni kırdı ya da ortaokuldayken hangi arkadaşım beni üzdü? Ben hala hatırlıyorum biliyor musunuz? Yani unutulmaz bunlar. O yüzden birbirinize karşı her zaman çok saygılı olun. Herkesin farklı özellikleri var. Onun özelliği sizden farklı diye onunla hiçbir şekilde hani alay etmeyin. Çünkü kırılacak, çok güzel bir özellik dahi olsa kırılacak, kalbi kırılacak. Ve işte benim yaşıma geldiği zaman bile o arkadaşını üzülerek hatırlayacak. Ve yani dostluğun böyle sürmesi çok zor öyle arkadaşlarla. Evet, çok evet, teşekkür canım. Ederiz. Başka söyleyecek bir şey olan Yağmur. Yağmur da açamıyor sanırım. Aliye? Açmalarını belirtirsen herhalde onlar anlamıyorlar açmaları gerektiğini. Tamam, ismini söylediğim açsın arkadaşlar sesini. Aliye sen başlayabilirsin. Tamam hocam. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Ben 6A sınıfından Aliye Nurgök. Bize zaman ayırıp
Can dersimize katıldığınız için size teşekkür ederim. Sizin yazdığınız kitapla Süper Çocuk serisini çok sevdim. Çok beğenerek okudum. Size bir de sorum olacaktı. İsterseniz onu sorayım. Evet, sor bakalım. Yazdığınız kitaplardan hangisini daha çok sevdiniz? Benim kaç kitap yazdığımı biliyor musun? Hiç araştırdın mı? İnternette hepsi var, bütün bu bilgiler var internette. Şu an hatırlayamadım. Evet, 182 kitabım var benim. Öykü, masal, şiir, roman, anı, oyun, yani çok farklı edebiyat türlerinde 182 kitap. Bu 182 kitabın her biri farklı konularda farklı şeyleri anlatıyor. Farklı yaş gruplarına sesleniyor ve türleri farklı. Yani şimdi 2 yaşındaki kardeşinize seslenen bir resimli kitapla elinizdeki romanı karşılaştırabilir miyim ben? O daha güzel de bu daha az güzel gibi. Ya da bir şiirle bir öykü karşılaştırılabilir mi? Yani mümkün değil aslında. Ve benim için 182 kitabın her biri çok farklı özellikte ve benim için çok özel ve güzel. Hepsini beğeniyorum ben. Ama sen bir okur olarak ben sadece şunu beğendim diyebilirsin, ama onu demek için de tabii epeyce okumuş olman lazım. Evet. Evet, çok teşekkür ederiz. Yağmur, şimdi açabiliyor musun 5 adam? Evet hocam. Tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Benim size bir sorum olacaktı. Farklı dillerde kendi kitabınızı görünce neler hissettiniz? Çok mutlu oldum. Çünkü ben sizin yaşınızdayken, 6. sınıftayken günlük tutuyordum. Biz o zaman hatıra defteri derdik ona. Artık günlük diyoruz. Hatıra defterime şöyle yazmıştım. Ben büyüyünce yazar ya da şair olacağım. Ülkemin adını yurt dışında duyuracağım demiştim. Hala saklıyorum o günlüğümü, biliyor musun? İşte bunu başardığım için, bunu yapabildiğim için çok gurur duyuyorum kendimle ve kendime verdiğim sözü tuttum çünkü. Ama tabii ki kolay olmadı. Yani ben böyle bir söz verdim, yattım kalktım, ama gerçekleşti falan. Ya da birisi benim için böyle bir şey yaptı. Hayır, böyle bir şey yok. Çok uzun yıllar boyunca yani çalışman gerekiyor, vazgeçmemen gerekiyor. Zaman zaman üzülmen gerekiyor, ağlaman gerekiyor, bazen sevinmen gerekiyor. Böyle şeyler yaşıyorsun. Sonunda kendime verdiğim sözü tutmuş olduğum için tabii ki benim için çok büyük mutluluk oldu. Teşekkür ederiz. Ben bir araya girmek istiyorum. Şu an üniversitenin hocam, aynı zamanda tez danışmanım, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Derya Yıldız da bizimle. Hocam hoş geldiniz. Derya Hanım, neredesiniz? Merhabalar. Herkese sevgilerimi sunuyorum. Sesim geliyor mu acaba? Evet, geliyor. Evet, geliyor. Evet. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum gerçekten. Aytül Hanım, sizin sesinizi duymak, yüzünüzü görmek çok güzel. Teşekkür ederim. Ben sizi göremiyorum ama biliyorsunuz değil mi? Kapalı galiba görüntünüz. Ya bir sıkıntı var sanıyorum. Açamadım bir türlü. Evet. Ama gerçekten kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum size. Çok teşekkür ederiz. Çok burada sağ olduğunuz için. Ben Şerif Hocama da çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir etkinlik planladı ve gerçekleştiriyorsunuz. Ben teşekkür ederim hocam kurmadığınız için. Da... Çok özür dilerim, duyamadım ama kitaplarınızla da biz de hem akademik anlamda çalışıyoruz hem çocuklarımız okuyorlar. Gerçekten ne kadar teşekkür etsek az size. İyi ki varsınız. Ben teşekkür ederim. Yani ben yazıyorum, kitap yayımlanıyor. Yani eğer siz öğretmenler öğrencilerinize önermezseniz ve siz üniversitede o kitaplar üzerine çalışma yapıp bize daha çok böyle... hani motivasyon sağlamazsanız o zaman kitaplar bir yanda duracak. Biz yazar olarak bir yanda duracağız. Hiç kimseye ulaşamayacağız. Yani aslında siz öğretmenler bizim için çok önemlisiniz.
kitapları okuyup öğrencilerinize önerdiğiniz, onlara okuttuğunuz, onlara kitap sevgisi aşıladığınız için biz de yazar olarak elimizden geldiği kadar çocukların seveceği ve onları ileriye taşıyabilecek ve onlara ışık tutacak kitaplar yazmaya çalışıyoruz. Böylece herkes bir tarafından bu işi başarıyor, öyle diyeyim. Evet, teşekkür ederim. Çok mütevazısınız gerçekten. Siz o kadar çok çocuğun yüreğine dokunuyorsunuz ki, biz hem akademik anlamda çalışıyoruz elbette ama işin en güzel kısmı aslında o çocuklara ulaşabilmek. En zor kısmı da o. Onu başarıyorsunuz. Yani bir dili bu kadar güzel kullanarak onlara yeni dünyalar oluşturabilmek her yiğidin harcı değil. Özellikle bir kadın yazar olmak bence çok kıymetli, çok değerli. Daha nice kitaplarınızı bekliyoruz. Ben ve bütün çocuklar. Çok teşekkür ediyorum Derya Hanım. Bazen bana soruyorlar, başka kitap yazacak mısınız? Ben de diyorum ki niye yazmayayım, var mı bir sebebi yazmamam için? Peki ne zaman hani bırakacaksınız yazmayı? Ölünce diyorum. Ölünce bırakacağım işte ancak o zaman. Allah getirmesin. Evet, hep yazın. Biz de inşallah onları hep çocuklarla buluşturalım. Çünkü çok yani Türkçenin de çok güzel kullanıldığı kitaplar bunlar. Bizim için çok çok özel kitaplar. Çok uzun yıllar sizden çok güzel kitaplar bekliyoruz. Çok çok sağ olun. Çok teşekkürler Derya Hanım. Geçmişte bana mektuplar gelirdi. Şimdi işte Instagram üzerinden, Messenger'dan falan oralardan yazıyorlar. Kısa kısa yazıyorlar ama eskiden postacı mektuplar getirirdi. Ve ben o mektupları okurken benim hangi kitaplarımı okuduklarının bile ayrımına varırdım, biliyor musunuz? Çünkü hemen dil değişiyor. Yani okuduğu kitap her ne kitabın dilini kavruyor, o dili kullanmaya başlıyor. Yani ama işte ben dosyalar dolusu öyle mektup biriktirmiştim. Şimdi artık Instagram'dan falan yazışıyoruz, ne yapalım, kısa kısa. Evet, zaman değişti ama aslında bu sizin o çocukların dil kullanımına yaptığınız o güzel etkiyi de gösteriyor değil mi? Evet, evet. Yani onu çok hoşlanıyordum, görüyordum çünkü onu ama şimdi de biliyorum bir türlü eğer bir kitaba, iki kitaba ulaşmışsa daha çok okumaya hevesleniyor. Ben eminim dili de değişiyor, görüşleri, kavramları, sorgulamayı, eleştirmeyi fark etmeye, bunları yapması gerektiğini fark etmeye başlıyor diye seviniyorum. Evet. Ya bu söyledikleriniz bizim için çok önemli. Çünkü o bahsettiğiniz o sorgulama becerileri, o üst düzey düşünme becerileri biliyorsunuz uluslararası sınavlarda da çok ölçülüyor. Ve ne yazık ki Türkiye olarak henüz istediğimiz yerde değiliz. Ama sizin gibi kıymetli yazarlar çocuklarımızı bu becerilerle buluşturdukları müddetçe ben inanıyorum ki çok daha fazla üst düzey düşünme becerileri gelişecek, yaratıcılıkları artacak, muhakemeleri, eleştirel olmaları, problem çözme becerileri bunu dil aracılığıyla yapacaklar. O yüzden tekrar söylüyorum, İyi ki varsınız. Teşekkür çok ediyorum. Çok sevgiler gönderiyorum size ve Şerife hocama da tekrar çok teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam, ben teşekkür ederim katıldığınız için, beni kırmadığınız için. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. İsterseniz bir 10 dakika ara verelim. 40 geçe devam edelim. Diğerini 40 geçe yani, oluşturmuştum. Benim için bir mahsuru yok. Birazdan kapanacak herhalde değil mi? Sonra evet, tekrar az kaldı. Evet. O zaman 19.40'da tekrar görüşürüz. Kaldığımız yerden. Kapatıyor muyuz? Yani ara verelim isterseniz. Çünkü bunun bitmesine 4 dakika kaldı. İsterseniz devam edelim. 5 dakika ara verelim. Siz bilirsiniz. Tamam, devam edelim. Bir soru tamam. Daha alabilirim. Peki o zaman Meliha da sorusunu sorsun. Meliha. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben 5A sınıfından Meliha Gamze. Bugün size birkaç sorum olacak. Kitaplarınızdan en çok ses delisini beğendim. İçinde büyük bir heyecan ve macera vardı. İsterseniz soruma geçeyim. Evet canım. İlk defa ben yazar olacağım diye ne zaman dediniz? Yani şöyle diyeyim. Yazmayı çok sevdiğimi ilkokulda fark ettim.
Ve 6. sınıftayken de günlüğüme yazdım ben büyüyünce yazar olacağım diye. Ve aslında fark eden tabii ben değildim yine 3. sınıftayken öğretmenim fark etti benim yazmayı sevdiğimi ve o konuda yetenekli olduğumu öğretmenim fark etmişti. Teşekkür ederim. Evet. Başka sorun var mı Meliha? Hayır hocam. Peki, teşekkürler. Bir soru daha alabiliriz sanırım. Evra, sesini açar mısın? Merhaba Aytun Hanım. Öncelikle hoş geldiniz. Söyleşimize katıldığınız için teşekkürler. Benim bir sorum yok ama kitabınız olan Süper Çocuklardan renk delisinden birçok şey öğrendim ben. Hiç duymadım. Onları okuyabilir miyim? Evet, oku bakalım. Sözcükleri parlak renk saçmak, pastel tonlara girmek, sözcükleri ele vermek, sözcükleri renkli olmak, aklında renkler dans etmek, gözünün önünde renk canlanmak. Bunların hepsini renk delisinde öğrendim. Evet, şimdi bunları öğrendikten sonra kendin de bir şey yazarken bunu kullanabilirsin. Yani örneğin kuşlar dalda dans ediyorlardı, rengarenk dans ediyorlardı diyebilirsin. Ya da yapraklar uçuşurken dans eder gibi renkler de çıkarıyordu bir yandan falan. Böyle çok güzel kendine göre onu başka yerlere uygulayabilirsin. Hatta şu an renk delisinin hikaye kitabı bende var. Şu an devam ediyorum okumaya. Tamam canım, çok memnun oldum. Tekrardan teşekkürler geldiğiniz için. Evet. Ne kadar zaman kaldı? 3 dakika mı? 1 dakika 25 saniye kaldı bunun kapanmasına. Evet. Alıştık ya, tak diye kapatıyorsun. Evet, bazen takdi... de uzatıyorum. Evet, bazen takdi... de uzatıyorum. Diyor bir türlü. Şu an uzatmalardayız. Takdi yüzünüze kapanmasın diye isterseniz ara verelim. 19.40'da tekrar... Zamanımız az kaldı Şerif Hocam. Ben Aytun Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Hayatınızı araştırdığım zaman 1999 yılında uzaktan eğitimde Almanya'da, Amerika'da üniversite bitirdiğinizi yazıyor. Yani ülkemizde o zamanlar daha internet, bilgisayar yeni yeni belki vardı belki yoktu. İnternetin tarihi zaten ülkemizde ilk adımları 1991 yılında atılıyor. Yani şu anda biz bir yıldır bu ciddi anlamda sıkıntı yaşadık uzaktan eğitimde. Siz gerçekten bunu nasıl başardınız merak ediyorum. Aklıma takılan sorulardan biri de. Yüz yüze değildi. Çünkü henüz yüz yüze iletişim yoktu o zamanlar. Fakat e-posta aracılığıyla hani sorular soruyorsunuz. O üniversitede size bir profesör tayin ediyorlar. O profesörle iletişimde bulunuyorsunuz. Size kitap listesi veriyorlar. Bu kitapları edineceksiniz ve işte o kitapları okuyup onların üzerinde tezler hazırlanacak. O kitapları da tabii Amazon'dan... İsterseniz hoş yavaş yavaş başlayalım. Aysel Hanım sözünüz yarım kalmıştı. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne konuşuyorduk hocam? Siz sormuştunuz. Uzaktan eğitim sistemini konuşuyorduk Aytun Hanım. Ben kendi bilişim teknolojileri öğretmeniyim. Aslında sistemi az buçuk biliyorum da bu dediğim gibi bir yıllık bir uzaktan eğitim sürecinde ciddi anlamda çocuklarla sıkıntı yaşadık. Sizin o 2000'li yıllarda o eğitim başarınızı nasıl gösterdiğiniz ya da nasıl o zor yolları kat ettiğinize öğrencilerimize bir özveri geliştirmede fayda sağlar mı diye. Ben bir idareci olarak birazcık daha işi kendi de avantajımda kullanmak istiyorum açıkçası. Şimdi teşekkür o zaman rica ederim. Görüntülü yoktu henüz. Daha sonra geliştirildi. Çünkü işte 1999, 2000, 2001'de ben hem lisans hem yüksek lisans yaptım. Çünkü lisans yaparken çok hoşuma gitti öğrendiğim şeyler. Bana önerilen kitaplar işte çoklu zeka teorisi ve choice teorisi, seçme teorisi gibi böyle eğitimde kullanılan yani bana çok ufuk açan liderlik, yönetim falan şeklinde sınıf yönetimi çok hoşuma gitmişti. Fakat tabii zorlanmaya da başladım İngilizce'de olduğu için. E-posta aracılığıyla yani yazdıklarımı gönderiyordum.
Önce B aldım. Sebebini sordum. Çok çalışmıştım. Diğer kitaplara referans vermedin dedi. Kaynak göstermemişim. Aa, kaynak göstermek gerekiyormuş dedi. Hemen diğer kitapları da işte tekrar elden geçirdim. Kaynak gösterdim. Yani alana kadar çalıştım. Tabii zor bir süreçti. Dediğim gibi uzaktan şöyle e-posta yolluyordum. E-posta ekinde yolluyordum. Oradan da bana yanıt geliyordu. Görüntü falan yok yani. Bir arkadaşım ki kendi de yazardır bana dedi ki aa dedi o seninki diploma falan değildir yani onu çok veriyorlar böyle işte bir seminerde veriyorlar bir kağıt eline falan öyle bir şeydir dedi. Dedim ki yani neden öyle diyorsun? Dedi çünkü sen kitapları başkasına da versen o başkasına yazdırsan göndersen notunu alacaksın dedi. Ben de dedim ki evet dedim çok haklısın. Sadece gönderdiğin şeye not veriyorlar. Onu sen yapmayabilirsin. Ama dedim kim yaptıysa onun ufku gelişir, o kazanır dedim. Yani aslında o onun hakkıdır. Yani o ilgilendirmez ki öğretmeni bu ödevi kim yapmış diye. O ödevi yapan için aslında önemli o ödev ve o ödevi yapan kendini geliştirdi, kendini zenginleştirdi ve A aldı. O niye ben olmayayım, niye başkasına yaptırayım? O zaman ben hiçbir şey öğrenmemiş olurum. Hiçbir şey. Kesinlikle. Ya almışım yani ne olmuş ki sanki? Eğitim yaptım diyorum ama yapmamışım, başkasına yaptırmışım. Yani eğer insan kendi için yapmıyorsa bu tür çalışmaları bir önemi yok ki. Ama işte bazen öyle düşünülebiliyor. Hani bizim aklımızla kurnazlık biliyorsunuz. Hani nasıl kurnazlık yapabilirim? Ama kurnazlık dediğiniz aslında kendi aleyhimize olan şeyler. Yani kurnazlık yapayım derken kendimizin o dönemde geliştirebileceğimiz, zenginleştirebileceğimiz, daha çok şey başarabilecek noktaya getireceğimiz kendimize aslında engellemiş oluyoruz. Kendimize zarar veriyoruz. Ben öyle görüyorum yani. İşte o dönem öyle geçti. Evet biraz ağladım da yani çok zorlandım çünkü. Anlayabiliyorum, anlam verebiliyorum. Çok teşekkür ederiz Aykut. Sağ olun. O emeklerin karşılığında çok güzel bir yazar ortaya çıkmış. Çok güzel bir insan ortaya çıkmış. Zorluklar olmadan kesinlikle ekmek olmuyor, emek olmuyor. Sağ olun. Evet. Teşekkür ederiz. Öğrencilerimize devam edelim mi? Tabii, evet. Tamam. Meryem, sesini açabilir misin? Merhaba, ben 8. sınıfından Meryem Çeçen. Bizi zamanınızı ayırıp buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ ol canım. Ben en çok sizin Süper Gazeteler serisinden biri sevdim. Burada arkadaşlığın kırılmayacağını, ne olursa olsun dostluğun ayrılmayacağını öğrendim. Benim de iki sorum var, müsaade ederseniz soracağım. Tabii canım. Sizin için zaman ne demek? Zaman sizin için önemli mi? Zaman çok önemli, evet. Sağlık çok önemli biliyorsun ama zaman da çok önemli. Ben ikisine de eşit de değerde değer veriyorum. Çünkü zamanımız yoksa, kalmamışsa, ölmüşsek zaten yapacak hiçbir şey yok. Ama elimizdeki o zamanı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bazen insanlar diyor ki, ay çok yoğunum, çok işim var. Ben gülüyorum biliyor musun? Eminim ki çok işi yok aslında. Ama elinde yapmakta olduğu işi o kadar uzatıyor, o kadar ağır çalışıyor ki çok yoğunum zannediyor. Halbuki bir güne, bir zaman dilimine o kadar çok şey sığdırabiliriz ki. Bazen bana mesela ya kitap okuyacak vaktimiz yok, çok dersimiz var ya da işte başka bir işimiz var, kitap okuyacak vaktimiz yok diyorlar. Ben yine gülüyorum. Çünkü her şeye zaman ayrılabilir. Aynı gün içinde zamanını iyi programlayarak kitap da okursun, ders de yaparsın, yemek de yersin, arkadaşlarınla buluşup sohbet de edersin, bir şeyler de yazarsın, müzik de dinlersin, dans da edersin. Her şeyi yapabilirsin. Ama eğer oturup bilgisayarda 3 saat, 5 saat oyun oynuyorsan o zaman kendini geliştirme imkanın yok. Çünkü o oyunlar bizi geliştirmiyor aslında. Ama o 3 saati, o 5 saati o kadar farklı şeylerle doldurabilirsin ki o zaman... o 5 saat içinde senin kendine kazandırdıkların
bir başkasının 5 günde ona kendine kazandıramadıkları aslında. Çünkü sen iyi program yapıyorsun. Onlar böyle çok yoğunum, çok yoğunum diyorlar ama kendilerini geliştirecek bir şey yapmıyorlar. İşte kitapta da vaktimiz yok kitap okumaya diyorlar. Oysa ben görüyorum insanları yollarda, işte mesela trenle ben Eskişehir'e gidiyorum, bakıyorum yapacak hiçbir şey bulamıyorlar, koşturuyorlar koridorlarda falan. Halbuki bir kitap okuyabilir o yolculuk boyunca. Bir doktora gidiyorsun, muayenehanede herkes böyle oturmuş, karşıdaki duvara bakıyor. Bir eline kitap alıp okuyabilir. O kadar çok zaman aslında boşa harcanıyor ki ben acıyorum o zamanlara. Benim için çok değerli. Onun için iyi kullanmak istiyorum. Boşa da harcamak istemiyorum. Diğer evet, bir sorum. Bugünkü evet, bakış açınızla ilk yazılarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel buluyorum. İlk kitabım çocuklar için Geceyi Sevmeyen Çocuk. İçinde masallar vardı. 11 masal vardı. O 11 masal hala piyasada, devamlı yeni baskı yapılıyor, okunuyor. Yani ilk kitap bile yine yazsam aynı şeyi yazacağım. Bunun nedeni de şu canım. Ben ilk çocuk kitabım 39 yaşındaydım, yayınladım. Artık ben olmuştum. Kendime katabileceklerimi katmıştım. Dilimi iyice geliştirmiştim ve ne yazdığımı biliyordum artık. Dolayısıyla değiştirecek hiçbir şey kalmamıştı. Ama eğer hani çocukken çok istiyordum, ay bir kitabım olsun, ay hemen bir kitap yazayım. Eğer öyle bir şey yapmış olsaydım onu sürekli değiştirmek isterdim ki artık bir kitap yayınlandıktan sonra o kitap hep var. Onu ortadan kaldıramıyorsun. Çünkü basıldığı anda hemen devlet kütüphanelerine, milli kütüphanelere gidiyor. Orada hep kopyaları oluyor yani. Hani yanlış bir şey yaptığın zaman düzeltemiyorsun. Orada hep görünüyor. O yüzden benim şansım ilk kitabımı artık çok olgunlaştıktan sonra çıkarttım. Ve artık hiçbir değişiklik de yapmıyorum. Yani o günden bugüne hep varlar. Çok teşekkür ederiz yeniden. Teşekkürler Meryem. Ben bir araya girmek istiyorum. Süper Gazeteciler serisini öğrencilerimiz de çok beğendi. Biz öğretmenler olarak da çok beğendik. Geçen haberini gördüm. 50. baskısını yapmış. Tebrik ederim. Evet, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben cevabını biliyorum ama yine de sormak istiyorum. 5. kitap çıkacak mı? Evet. Şimdi şöyle, aslında hiç niyetim yoktu. Yani 4 kitap da bitti diye düşünüyordum. Belki gören de vardır. 4 kitabın kutusu da vardır. Yani yayın evet, kutu yaptı. Kutuyla yani o kutuya artık başka bir kitap sığmaz yani. Ama o kadar çok istendik, o kadar çok istendik ki ve geçtiğimiz yaz aylarında işte yayıncı da bana ya lütfen artık yaz, ne olursun bir 5. yaz. Ben dedim ki kutusu falan da var ama hepsini değiştireceğiz, yeniden resimleteceğiz. Söz dedi, 5 kitabı yap, yepyeni bir seri gibi dedi, şey yapacağız onları dedi, düzenleyeceğiz. Peki dedim ve yazdım, teslim ettim yayıncıya. Şimdi Eylül, Ekim gibi yayınlanacak, evet. Evet, iyi ki de yazdınız. Biz de heyecanla bekliyoruz. Siz herhalde bir yerlerde gördünüz yani, ağzımdan evet, kaçırılıyorum. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Evet, yani açık açık yazmamışlar ama ipucu vermişler. Oradan çıkardık. Evet, evet. Çünkü 14 yıl geçti. Yani 4. kitaptan bu yana 14 yıl geçti. Süper Gazeteciler 2000'de yayımlandı. Yani 2000'den bu yana 21 yıl geçmiş. Maşallah. Evet. Evet, öğrencilerimizin sorularıyla devam edelim. Şerif Hocam, ben bir şey rica edebilir miyim sizden? Tabii ki hocam. Hocam, biz Aytül Hanım, bilgilendirmek için okul WhatsApp grubumuza yazdığımızda bizim okulumuzun çok değerli bir sınıf öğretmeni var, Hacer Merve Bulut. Sizde geçmişte yaşanmış bir diyalog tarzında veya sizden bir ricası olmuş, siz de ona karşılık vermişsiniz. Müsaadeniz olursa söz hakkı verelim hocama, onu bir anlatsın, sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Ben hocamı da burada görüyorum zaten. Öğretmenliğe torpil yapıyoruz, çocuklar görüyorsunuz değil mi? Ben araya girmek istedim hocam. Evet, evet. Evet. Sesim geliyor mu? Merhabalar. Geliyor hocam. Neredesin? Merve Hocam, biz seni duyuyoruz ama sen bizi duyabiliyor musun? Evet, şimdi sizi duydum. Evet Merve Hocam, gördüm ben de.
Evet, müdür yardımcımızın da dediği gibi sizinle aramızda bir diyalog geçmişti Aytül Hanım. Bugün bu buluşma vasıtasıyla da size tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. İlk öğretmen olduğumda bir Güneydoğu şehirlerinden birine atandım. Kenar Mahalle Okulu'nda çalışıyordum. Öğrencilerimin durumu çok zayıftı. Okul kütüphanemiz yoktu. Öğrencilerimin kitap alacak durumları da yoktu. Ailelerinden böyle bir talebim olmadı hiçbir zaman. Yani kendi sınıfıma bir kitaplık kurmak istedim. Bu konuda sizden yardım istedim. Kitaplarınızın olduğunu biliyorum ve çocuk kitapları konusunda hani sizin çok başarılı olduğunuzu biliyorum. Benim için çok değerli bir insansınız. Sizden yardım istedim. İlk defa bir yazara yazdım. Daha hayatımda o güne kadar hiç böyle bir girişimde bulunmamıştım. Sizi kendime çok yakın gördüm o gün. Size yazdım ve bana hemen geri dönüş yaptınız. Hem Facebook'tan hem de başka sosyal medya platformlarından aynı anda yazmıştım. Ve hepsine de cevap vermişsiniz o anda. Sadece birinden tekrar dönüş yapıp karşılıklı konuşma fırsatı bulduk. Sizden bir koli dolusu sınıf kitaplığıma kitap gönderdiğinizi gördüm. O koliyi aldığımda o kadar heyecanlandım ve dedim ki ben iyi ki bu meslekteyim. Yani iyi ki bu öğrencilerin karşısındayım ve bu duruma ben aracılık ettim. Sizin sayenizde oldu bu. Sınıf kitaplığımız doldu. Öğrencilerin gözündeki o ışığı gördüm. Sınıfımda masamın üzerine kitaplarınızın hepsini dizdim. Yani öğrencilerim gördüler. Tek tek hepsine dokundular, sevdiler. O zamanlar virüs yoktu tabii. Hepsine açıp bakmak istediler. Arkasına, önüne, yani çok güzel bir duyguydu. O kitapların hala öğrencilerin dolaplarında olduğunu biliyorum. Belki nesilden nesile kardeşlerine kadar bile gitmiştir. Hani kuzenlerine kadar gitmiştir. Bu yıl benim 6. yılım öğretmenlikte. Yani bugün bu canlı yayının olması benim için çok daha farklı bir yere sahip. Çok kıymetlisiniz bende. Çok çok teşekkür ediyorum. Son kitabınızı da merakla bekliyorum. Son kitabım. Ha, 5. kitabı diyorsunuz. 5. kitabınız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Altın Gökçe'ye yardımseverliğiniz için. Çok çok Merve sağ olun. Hocama da teşekkür ederiz. Merve Hoca, sadece benim kitaplarım mıydı yoksa karışık mıydı gönderdiğim kitaplar? Gönderdiğiniz kitaplarda kendi kitaplarınızdan daha çok vardı. Farklı olan kitaplarda vardı. Bir koli evet. Dolusu kitapta. Cumhuriyet Kitap Ekini 97 yılından itibaren işte 1990 ne zaman bıraktık? Yani bir 20 yıl Cumhuriyet Kitap Ekini'nde yazdım çocuk kitapları. Tabii bana kitaplar geliyordu ya, onların tanıtımlarını yapıyordum. O zaman çok güzel kaynağım vardı. Onları hep okullara, köy okullarına gönderiyordum. Tabii kendi kitaplarımı da koyuyordum. Ayrıca onlardan da koyuyordum, gönderiyordum. Onun için merak ettim. Koli deyince artık koli yollayamıyorum. koliye koyacak kadar hani kendi kitabım da yok. Azalıyor çünkü. Mesela yeni kitap basıldığı zaman 5 adet yolluyor yayıncı. O 5 adeti işte arşivime koyuyorum, yeni baskı. Bir eve koyuyorum, bir iş yerine koyuyorum. 3 tane kalıyor. O 3 taneyi de İşte köy okullarına falan yollayabilmek için ayırıyorum ama tabii koli etmiyor onlar. Evet, onun için tahmin ettim yani karışık kitaptır diye. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Alime'ye söz hakkı verelim bir de. Alime Çeçen. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Alime Çiçek, 7 sınıfındanım. Ben sizin kitaplarınızda süper gazeteciler, Hikayeli Çikolata ve süper gazeteciler Belalı Davetiye'yi çok sevdim. Ben süper gazeteciler Hikayeli Çikolata'da Elif'i gerçekten çok beğendim. Söyleyeceklerim o kadar, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim canım. Teşekkürler. Gülbeyaz. Merhaba Aytül Hanım. Ben 6A sınıfından Gülbeyaz Gözen. Bugün bizi kırmayıp söyleşimize geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Benim sevdiğim kitaplar hakkında düşüncelerim ve birkaç sorum olacak. Öncelikle en çok Süs Delisi'ni
Ve koku delisini beğendim. Süs delisinde galiba bronş, öyle süslü şeyleri sevdiğim için en çok onu beğendim. İkinci olarak da Mete gibi, acaba benim de bir yeteneğim var da bunu bilmiyorum gibi de bir düşünce kapladı. Ama tabii hala yani meraklıyım. Acaba benim de bir yeteneğim var mı diye. Kesin vardır ama... ben size söyleyeyim. Kesin vardır ama yani belki de zaman içinde fark edeceksin, keşfedeceksin. Sabırlı ol. Evet canım. Soruma geçersek sorum da şöyle. Çocuk kitaplarını yazmak için en çok neye dikkat ediyorsunuz? Ne konu üzerinde duruyorsun? Yani çocukların severek okuyacakları konuları seçiyorum ve çocukların dünyasında yaşayan şeyleri kullanmak istiyorum. Yetişkinlerin dünyası çok farklı. Sıkılıyorum aslında o dünyadan. Yani o yetişkinlere yazmak benim için daha zor. Ama çocukların dünyasında yazacak çok şey buluyorum ben. Teşekkür ediyorum. Beyaz, başka soru var mı? Yok hocam. Teşekkürler. Sümeyye'ye söz hakkı verelim. Sümeyye, sesini açabiliyor musun? Açtım hocam. Tamam. Merhaba Ayten Hanım. İlk önce hoş geldiniz. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ben en çok koku delisini, renk delisini çok sevdim. Bir tane sorum var. Sorabilir miyim? Tabii. Mete'nin yeteneği ne? Ama onu söyleyemem. Çünkü belki serinin devamını okumak isteyen arkadaşların vardır. Heyecanını kaçırmak istemem. Çünkü onlar da merak ediyorlar. Okudukları zaman öğrenecekler. Daha tamam. Doğrusu öğrenmeyecekler, öğrenecekler. Öyle diyeyim. Sen tahmin ettin mi Sümeyye? Hayır hocam. Edemedin mi? Serinin tamamını okuduğun zaman tahmin edeceksin. Çünkü yazar söylemiyor öyle, direkt söylemiyor. Mete de anlamıyor ama bütün arkadaşları biliyor, okurlar da biliyor. Evet. Teşekkürler Sümeyye. Rica ederim hocam. Peki, Sude Naz. Öncelikle hoş geldiniz. Size iki tane sorum olacaktı. Birincisi, yazarlık döneminde ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Bir sürü zorluk var. Yani her meslekte çok zorluk var. Mesela öğretmenlerine de sorsan nice zorluklar çekmişlerdir. Başka mesleklerde olanlara sorsan onların da çok zorlandığı şeyler vardır. Yani hayatta önümüze çok sorun çıkıyor, çok zorluk çıkıyor. Ama önemli olan kararlı olup, çalışıp onları atlayıp geçmek. Eğer dilimizi de iyi kullanabiliyorsak zaten sorunları çözmekte çok fazla zorlanmıyoruz o zaman. Ama sorun hep var yani. Şimdi ben o sorunları saymaya kalksam ne kadar zor bir hayat dersin. Ama yok yani bunu dilimi kullanarak, iletişim kurarak karşımdakilerle bu zorluğu aşabiliyorum yani. Öyle diyeyim sana. Teşekkür ederim. Sağ ol canım. Sorusunu sormuş olan elini indirsin ki öğretmeniniz şaşırmasın. Evet arkadaşlar, sorusu olmayanlar ellerini indirsin. Evet. Meltem, sen söz almış mıydın? Hayır hocam. Tamam. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Ben 6. sınıf öğrencilerinden Meltem Sultan Koyuncu. Bugün size soracağım soru, yazdığınız kitaplarla birçok ödül aldınız. Bu ödülü alırken neler hissettiniz? Tabii her biri farklı nedenle alınmış ödüllerdi. Bazıları gerçekten çok sevindirdi beni. Ama da alabileceğim daha bir sürü ödül var aslında. Gözümü onlara diktim. Onlar için çalışıyorum. İnşallah belki ileride daha büyük ödüller alırım. Belli mi olur? Tabii ödül almak küçük ya da büyük her zaman insanı çok mutlu ediyor. Çünkü şunun farkına varıyorsun. Bu kadar çalıştım, bu kadar şey ortaya koydum. Demek ki fark etmişler, ödül vermişler. İşte bunun için çok seviniyorsun. Teşekkür ederim cevapladığınız için. Sağ ol canım. Teşekkür ederiz. Mehmetcan?
Öncelikle bize vaktinizi ayırdığınız için teşekkürler. Benim bir tane sorum olacak size. Evet canım. Bir kitap yazmak kaç gününüz alıyor? Hangi kitaptan söz ediyorsun? Çünkü 16 sayfalık kitabım var. 350 sayfalık kitabım var. Onu alıp yanına alıp yazmaya bile kalksan farklı zamanlarda biter. Anladım. Sonra bir de şu var, şiir yazıyorsan daha uzun sürer. Çünkü şiirleri oturup da arka arkaya şiir yazmıyorsun ki, aklına geldikçe yazıyorsun, üzerinde çalışıyorsun. Öykü desen o da öyle, arka arkaya öyküler yazılmıyor ki. Bir tane öykü yazıyorsun, bir kitap olmaz o. Birçok öykü olması lazım. Aradan zaman geçiyor, bazen birkaç ay geçiyor, bazen bir yıl önce yazdığın öykülerin bile üstüne yeni öyküler yazıyorsun bir kitap olana kadar. Yani böyle oturduğum işte kitapların her birini şu kadar zamanda yazıyorum diye bir şey söylenemez yani. Çünkü dediğim gibi sayfa adetleri de çok farklı birbirinden. 182 kitabın içinde 16 sayfa da var, 24 sayfa da var, 96 sayfa var, 150 sayfa var. 350 sayfa var. Hepsini aldığı zaman çok farklı oluyor tabii ki. Tekrardan bize vaktiniz ayırdığınız için teşekkürler. Sağ ol canım. Teşekkürler. Söz almayan sayılı kişi kaldı zaten. Melike'ye söz verelim. Öncelikle hoş geldiniz. Söyleşimize katıldığınız için teşekkür ederim. Sağ ol canım. Sizin yazdığınız Süper Çocuklar Birden Renkleriz hikaye kitabını çok beğendim. Sevindim canım, evet. Renkleriz hikayesinden bazı çıkarlarım var. Onları söyleyeceğim. Mesela arkadaşlarımızla kavga etmemeliyiz. Birlikte olursak başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Ben Renkleriz hikayesini okumaya başlarken sizin isminizi gördüm ve sizi çok merak etmeye başladım. Ama öğretmenlerimiz sayesinde sizi tanıdım. Evet, öğretmenlere teşekkür edelim o zaman. Çok teşekkür ederiz. Bir de size hikaye hakkında görüşlerimi söyleyeceğim. Söyle bakalım. Kitapları çok güzel yazmışsınız. Size bu kitapları yazdığınız için tekrar tekrar teşekkür ederim. Çok sağ ol canım. Çok çok kibarsın da, çok naziksin. Sağ ol. Renkleriz hikayesinde bir de arkadaşlık çok önemli, onu anladım. Evet. Birbirimize, yani büyüklerimize saygılı, küçüklerimize sevgili olmalıyız. Bir de bunu anladım. Herkese saygılı olacağız. Sadece büyüklere değil, arkadaşlarımıza da saygı göstereceğiz. Çünkü onlar da birer insan. Onların da duyguları var. Ve sonra ne dedim bu ilk konuşmada? Onlara ne söylersek, ne yaparsak çok uzun yıllar sonra bile hatırlayacaklar. O kötü davranırsak bizim kötü davranışımızı unutmazlar. Ama iyi davranırsak iyi davranışımızı da unutmayacaklar. Onun için arkadaşlarınız sizi nasıl hatırlasın istiyorsanız öyle davranın ve çok saygılı olun birbirinize. Evet. Benim sorularımı cevapladığınız için teşekkür ederim. Tekrardan söyleşimize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkürler Melike. Teşekkürler. Meliha. Meliha, sen söz almıştın galiba, değil mi? Evet hocam. Hocam sanki biraz sen pozitif ayrımcılık yapıyorsun. Hep bayanlara söz hakkı veriyorsun. Bir Mehmet'le bir ben var, evet. Doğru. Hocam erkeklerimiz söz hakkı istemiyor çünkü. İstesinler hocam. İstiyorlar. Evet. El kaldırırlarsa onlara da söz hakkı veririm tabii ki. Oğuzhan, hocam, Osman, Hacı Ahmet, Musemre. Hocam benim iki tane daha sorum var. Önce arkadaşlarınınkini alalım. Yetişirse seninkini alalım. Olur mu Meliha? Gülhan söz hakkı almamıştı. Gülhan konuşsun. Öncelikle merhaba. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ben Ses Delisi kitabınızı okudum. Kitabınız maceralıydı. O yüzden size bir tane sorum var. Sorabilir miyim sorumu? Tabii ki. Kitabınızda macerayı sevip de mi yazdınız? Kitabımda macerayı ne yaptım da? Sevip de mi yazdınız hocam macera? Yani siz de macerayı seviyor musunuz kitaptaki gibi? Tabii ki ben çok severim macera. Hayalimde hep kurarım ve onları böyle romanlara geçiririm.
Ben bu kitabı okurken en çok onu merak etmiştim. Teşekkür ederim bu soruma cevap verdiğiniz için. Teşekkürler. Müslüme? İlk öncelikle merhaba. Canlı dersimize geldiğiniz çok teşekkürler. Size bir tane sorum var ve ben bu soruyu çok merak ediyorum. Ben de şimdi senin sorunu merak ettim. İlk kitabınız adı neydi ve kaçıncı yılda yazmaya başladınız? Geceyi Sevmeyen Çocuk. 1989 yılında anlatmaya başladım. Sonra da unutmayayım diye, çünkü anlatıyorum, sonra unutuyorum. Tekrar benden çocuklarım aynı masalı istediğinde farklı anlatıyorum, kızıyorlardı bana. O yüzden daha bilgisayar yoktu. Daktiloda onları temize çektim, böyle anlattığım masalları. 1989, sonra 1991 yılında basıldı ilk kitap, Geceyi Sevmeyen Çocuk. Oho, siz daha doğmamıştınız tabii. Sorum evet. Cevap verdiğiniz için teşekkürler. Sağ ol canım. Teşekkür ederiz. Kimsenin eli havada değil şu an. Bir fotoğraf alalım isterseniz arkadaşlar. Herkes görüntüsünü açsın. Kitaplarımız da yanımızda olsun. Kameraya gösterirsek güzel olur. Herkes kamerasını açabilir mi? Sümeyye, seninki kapalı şu an. Sen alıyorsun değil mi Şerif hocam? Ben almıyorum resmini. Hocam ilk başta ekran görüntüsü olacağım. Sonra telefonla çekeceğim. Tamam hocam. Yunus Emre, açar mısın görüntünü sende? Birkaç tane de şöyle alayım. Sen daha çekeyim son olarak. Evet. Müslüme'de farklı bir kitap var galiba. Başka bir yazarın kitabı. Müslüme, ne var sende? Yarışmaya girdiğim kitap hocam. Bir acayip. Elinde kitap ol. Biz biraz sınırlıydı kitabımız. Dönüşümlü olarak okuduğumuz için şu an okuyan öğrencilerimizin hepsinde kitap yok maalesef. Eli boş olmasın diye sanırım başka bir kitap almış Müslüme'de. Evet hocam. Öyle oldu. Tamam Müslüme. Evet, anneler de burada, bazı görüyorum burada. Şerife ve Bahar'ın annesi mi var? Müslüme'nin de galiba orada annesi ya da babası. Evet, başka soru sormak isteyen varsa büyüklere de söz verebiliriz. Çocuklarım bitti galiba. Ben de evet bakıyorum. Hocalarım. Ben özellikle yeri gelmişken katılan okulumuzdaki öğretmenlerimize, özellikle Türkçe öğretmenimiz Dürdane Meydan bu süreçte yanımdaydı. Ona özellikle teşekkür ederim. Çağla Hocam, Zeynep Hocam, Sinan Hocam, bakıyorum, Merve Hocam, Hilal Hocam. İnşallah unuttuğum yoktur. Şu an göremedim. Tüm hocalarıma teşekkür ederim. Özellikle Osman Hocam. Bir de Türkçe öğretmeni arkadaşlarım var. Büşra, Şura ve Esra. Lisanstan ve yüksek lisanstan. Onlara da teşekkür ederim katıldıkları için. Özellikle Derya Hocam'a da tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu çocuklar için ne kadar emek verdiniz. Onların da fark etmesini diliyorum. Çocuklar, evet. Öğretmenleriniz sizin için burada. Sizin için zamanlarını, emeklerini, sizin ileride başarılı olmanız için harcıyorlar. Siz de bunun karşılığını vermeye çalışın. Böyle uzaktan eğitim zor. Yani benim yaptığım uzaktan eğitim bile daha kolaydı. Çünkü görsel değildi. Yazılı olarak gidip geliyordu her şey. Kayıp olmuyordu o yüzden. Ama böyle görüntülü olarak gerçekten zaman kaybı çok fazla. Sonra işte bağlanamıyorum deyip aslında dersi dinlemeyenler de oluyor. Ama yani sizin dersi dinlememeniz öğretmen için bir şey değiştirmez ki, ama sizin için değiştiriyor. Yani siz o bilgiyi edinemiyorsunuz. Siz ileride başarılı olmakta
geri kalacaksınız. Yani bunu fark edin çocuklar ve öğretmenleriniz size nasıl yol gösteriyorlarsa sizin iyiliğiniz için olduğunu bilin. Anne babalarınız da öyle. Onlar da sizin iyiliğinizi istiyorlar her zaman. Ve eğer siz farklı bir şey düşünüyorsanız öğretmeninizden ya da anne babanızdan, bunu güzel bir dille, iyi bir iletişim kurarak onlara anlatabilirsiniz. Kendinizi savunabilirsiniz. Kendi düşünce ve isteklerinizi savunabilirsiniz. Ama diliniz yoksa hayatta hiçbir zaman kendi haklarınızı koruyamazsınız. Çünkü savunamazsınız onları. O yüzden bol bol kitap okuyun. Okuduğunuz kitapları, beğendiğiniz kitapları değişin birbirinizle. Daha çok kitap okuyun. Göreceksiniz çok farklı insanlar olacaksınız. Evet. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için, bizi kırmadığınız için, vakit ayırdığınız için. Sağ olun, sağ olun. Evet. Umarız ileride farklı etkinliklerde tekrar bir araya gelebiliriz. Umarız yüz yüze de bir araya gelebiliriz. Çok isteriz. İnşallah. Melike bir şey mi söyleyecek acaba? Yoksa eli unuttu mu orada? Hani son bir soruda kalmasın. Melike? Evet hocam. Evet. Söyle tamam, bakalım. Sorabilirsin Melike. Hocam benim soracağım soru değil aslında. Tamam söyle. Hocam ben hocam bu hocam renkleri Aytül Akal Hanım'ın yazdığı kitapları çok sevdim. Tekrardan teşekkür ederim. Evet, okuduğunuz için ben teşekkür ediyorum. Öğretmenlerinize de çok teşekkür ediyorum. Bizi buluşturduğu için. Şimdi aslında hepimiz öğretmenleri alkışlayalım mı? Bizi buluşturdu. Onlar buluşturdu. Ben sizi nereden bulacaktım yoksa? Seslerimizi açabiliriz arkadaşlar. Herkes sesini açsın. Alkışlayalım öğretmenleri. Teşekkür ederiz. Biz de sizi alkışlayalım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.